Herkese selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyunumuz var. Oyunumuzun ismi The Long Drive. Samet oynuyordu bu oyunu. Geçenlerde Samet'in yayınında falan izledim. Videolarında falan da izledim. Yani oyun çok basit bir oyun olarak gözükse de çok fazla bug vesaire olduğu için biraz zorluyor ama oyun bayağı bir zorluyor sizi. Özellikle yakıt bulmayla ilgili bayağı bir sıkıntı yaşıyorsunuz oyunda. Oyunun amacı hayatta kalma aslında. Böyle komple bir çöl haritamız var. Şöyle dışarı çıkalım. Şöyle bir çöl var. Uçsuz bucaksız her yeri açık. Açık dünya bir oyun. Size böyle bir ev veriyor. Garaj veriyor. Böyle bir yerde başlıyorsunuz. Şöyle bir araç veriyor hatta size. Böyle döküntü, hurda bir araç veriyor. Bu araçla başlıyorsunuz oyuna. Yolda gidiyorsunuz, mazot bulmanız gerekiyor, yağ bulmanız gerekiyor, su bulmanız gerekiyor. Bildiğiniz hayatta kalma oyunu. Oyunun bütün her şeyi böyle ele alınabiliyor. Silahınız falan var. Bunu bu şekilde elinize alıyorsunuz falan. Şurada mermisi var. Size talimatları veriyor zaten böyle doldur vesaire falan diye. Şu an doldurdu. Hop. Mesela böyle falan. Oyun Steam'de satılıyor arkadaşlar. 20 lira olması lazım oyunun fiyatı. 20 liraya oyun satılıyor. Bilginiz olsun. Böyle bir garajda başlatıyor işte söylediğim gibi. Oyunda her şeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Yani söylediğim gibi yemek olayı yok oyunda. Hani karakteriniz yemekten susuzluktan falan bildiğim kadarıyla ölmüyor yani. Öyle bir şey görmedim hiç. Şu kapılarımızı açalım. Her şey böyle açılıyor, kapanıyor. Yakıt bidonlarınız falan var. Bunlar özellikle bayağı bir iş görecek. Su. Tabii eve bir daha dönebilecek miyiz onu da bilmiyoruz. Sonra burada neyimiz varmış? Burada da su varmış. Yakıt bulmak çok zor. Birazcık oynadım. Bir gün önce biraz indirdim, kurcaladım oyunu. Burada mesela yağ var. Bunda ne var? Bunda da yağ var. Aracın ne kadar benzini var falan bunları. 0.5 litre mazotu varmış aracın. Kaputudan açıyorsunuz. Suyunu vesairesini, yağını, her şeyini kontrol etmeniz gerekiyor. Yoksa yolda kalıyorsunuz. Şöyle bir alt katımız falan var. Burada bir düğme olacaktı. Heh. Burada alt katta da işte ne varmış? Alkol varmış. Burada bir jant var. Burada bir demir parça var. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Araçla ilgilidir muhtemelen. Burada da bir tanker var. Bunda ne var? Bunda da dizel varmış mesela. Otobüs falan bulabiliyorsunuz yolda. Şimdi yavaştan oyunumuza bir başlayalım. Mantığını hem yavaş yavaş çözeceğiz. Ben de tam olarak söylediğim gibi bilmiyorum. Bakın burada lastiğimiz var. Lastiklerimiz şu an için sağlam gözüküyor. Bizim özellikle yakıt bulmamız lazım öncelikle. Çünkü yakıtımız neredeyse yok denecek kadar az şu anda. Aracımız bir yere kadar gider. Şunu şöyle bırakalım şuraya. Heh. Mesela arabanın neye eksik bakalım. Yağ 2,5 litre varmış. Suyu 3,6. Burada da bidonları var. Bunda ne varmış? Mesela bunda su var. Bu suyu dur. Şu kapaklar açılıyor. Şunu açalım. Şu suyu mesela dolduralım araca. Aracın suyunu fullledik. Yalnız karakterin kollar mollar çok ilginç. Bunları kapatabiliyorsunuz da komedi oluyor ya. Kapatmıyorum o yüzden. Burada ne varmış? Aa bak burada 2 litre yakıt varmış. Bu yakıtı hemen. Şunu dolduralım abi. Yolda giderken farklı araçlar falan bulabiliyorsunuz. Yanımıza şimdi hortum alacağız. Farklı araçlardan hortumla mazot falan çekebiliyoruz. O yüzden şu boş bidonları falan yanımıza alalım. Yakıt tankları falan bulabiliyoruz. Oralardan yakıt falan alabiliyoruz. Boş bidonları falan böyle doldurup yanımıza koyabiliyoruz. Aha tamponu söktük mesela. Yani yolda aracın farklı şeylerini falan bulduğumuz zaman alıp yenileyebiliyoruz mesela. Atıyorum çürümüş tamponuz var. Bunu yenisiyle mesela yenisini bulduğumuz zaman takabiliyoruz. Ya da lastikler, kapılar. İşte arabayı boyayabiliyoruz falan. Boya falan bulabiliyoruz. Üst katımız vardı. Burada bize yarayacak. Ha, şu süngerimiz var mesela. Süngerle arabayı şöyle temizleyebiliyoruz ama bu araba bayağı bir sıkıntılı. Bu temizlenir mi bilmiyorum.
Yani bunun temizlenecek bir yanı yok. Bunun boyanması lazım özellikle. Mesela bak bu kapı. Şöyle hop kapıyı parlatabiliyoruz böyle falan. Bu tarz şeyler yapabiliyoruz. Arabayı yavaş yavaş yeniliyoruz yani. Söylediğim gibi yolda farklı araçlar da bulabiliyoruz. Otobüs falan Samet buldu mesela. Otobüs olursa çok iyi olur. Depolaması bayağı bir uzun oluyor. Çünkü bu araçta bir kere yola çıktığımız zaman birkaç kere eve döneceğiz. Ama ondan sonra bir daha eve dönemeyeceğiz yani. Bilginiz olsun. Şimdi boş bidonu koyduk abi. Şimdi ne yapacaktık? Dur şunu kapattık mı? Hop kapadık. Şimdi yağ. Şurada yağ vardı galiba. Aynen. Şimdi yağı da dolduralım. Aracı fullleyelim ki elimizden geldiğince ne kadar full o kadar iyi. Çünkü yolda kalırsanız oyun bitmiştir. Geçmiş olsun. Oyuna sıfırdan başlamanız gerekiyor öyle bir durumda. Burada ne vardı? Bunda da yağ var. Şimdi burada ne vardı abi? Su. Suyu da yanımıza alalım. Lazım olmazsa dökebiliyorsunuz bunu isterseniz. Suyu da yanımıza aldık. Şimdi şuradan bir hortum sarkıyor bakın. Bu hortumu buradan alacağız. Bu hortumla mazot falan çekebiliyoruz işte söylediğim gibi. Şöyle hortumu da bagaja koyalım abi. Bunu kapattık. Aracımıza artık binelim. Bir çıkalım yolumuza. Bir şeyler bulmaya çalışalım. Şu ışığı da yanımıza alalım. Gece olduğu zaman çünkü bu ışık bayağı bir bize lazım oluyor. Bunu da şöyle bagaja koyalım mı? Dur baba sen bir... Atamıyoruz mu seni? Hah attık. Bunu da bagaja koyalım. Bu ışık lazım olur bize. Gece oluyor çünkü. Gerçi uyuyabiliyoruz ama gündüz oluyor. Şöyle bir çıkalım yolumuza. Bakalım neler bulacağız. Evet, şu an gördüğünüz gibi yakıtımız bayağı az. Aynamızı falan şöyle ayarlayabiliyoruz. Kendimizi görebiliyoruz. Bak bak. Bak tipe bak. Evet haydi bakalım. Yolun sonu burası. Şuradan itibaren yol yok. O yüzden şöyle bildiğiniz çöle çıkıyoruz yola. Bir tane yol var. Buradan böyle dümdüz malzeme bulacağız. Yakıt bulacağız. Tavşanlar var. Saldırıyor sizi. Öldürüyor falan o tavşanlar. Bakın yoldaki tavşanlar. Bunlar size saldırabiliyor. Sizi öldürebiliyor. Silahla onları vurabiliyorsunuz ama çok zor. Samet'in yayından izlediğim kadarıyla bayağı zorluyor. Kolay kolay ölmüyorlar yani. Biraz oyunun sesini açalım mı? Dur. Şöyle %70 yapalım. Oyun çok basit söylediğim gibi. Hani 250-260 MB'lık bir şey indiriyorsunuz. Taşlara falan çarpmamanız gerekiyor. Yoksa aracın içindekiler falan dökülüyor. Araç hasar görüyor. Birazcık dikkat etmek gerekiyor o yüzden. Ama yiyecek içecek ihtiyacı yok yani. Ben öyle bir şey görmedim karakterde. Böyle yiyecek içecek vesaire hiç sanırım kullanılmıyor oyunda. Bak 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 bak. Üt. Gidiyorduk. Sağda solda gemiler falan da oluyor. O gemilerden çok güzel yakıt çıkıyor. Yağ, su, işte gaz, dizel. Bu araba normal benzinle çalışıyor. Gaz olarak geçiyor yani gazoil olarak geçiyor. Otobüse geçtiğiniz zaman otobüs dizelle çalışıyor mesela. Oyun biraz da random mesela atıyorum bana sağda bir ev çıktığı zaman sizde de o sağda ev çıkacak diye bir şey yok. Mesela beni bu araçla başlattı sizi daha farklı bir araçla başlatabiliyor. Birazcık oyun random veriyor bazı şeylere. Bak daha hiç ev mev görmedik. Gidiyoruz ama ne ev var ne bir şey var çevrede. Dün akşam girdiğimde mesela yakın bir yerde bir ev çıktı. Oradan gittim işte yakıt falan buldum. Araba falan vardı. Arabaya şey yaptım. Parçaladım. Şurada bir şeyler var gibi ileride ama. Arada böyle çöle falan açılmanız gerekiyor biraz. Sağda solda bir şeyler çıkabiliyor. Şimdi şu uzakta bir şey var. O ne onu çözemedim. Gidelim mi? Şimdi bug olur bir şey olur. Oyunda çok fazla bug var çünkü. Çok da güvenemiyorum o yüzden. Biraz uzak bir mesafe orası. Neyse biz yoldan devam edelim. Şöyle sağımıza solumuza da bakalım.
Bir şeyler bulmamız gerekiyor çünkü. Arabanın haline bak abi. Böyle bir araçla başlıyorsunuz oyuna. Yakında sanırım multiplayer de gelecekmiş. Samet öyle diyordu. Bakalım multiplayer gelirse multisinde oynarız yani oyunun. İnşallah bir gemi falan buluruz. Şu anda gemi bizim için çok iyi olur. Çünkü yakıt. Oyunun en önemli şeyi yakıt. Aracın yakıtı yoksa oyun bitmiş demektir. Dur bakalım. İnşallah bir şeyler bulabiliriz. Bak şurada bir kule gibi bir şey var ama çok uzak gözüküyor ya. Oraya gitmeyeceğim o yüzden. Aa şurada bir yer var bak. Oraya doğru gidelim. Sanırım yol bizi oraya mı götürüyor? Yol bizi oraya götürmüyor olabilir. Evet yol bizi oraya götürmüyor. O yüzden biz kendimiz gideceğiz mecburen şöyle. Bak şurada bir yer var. Aa şurada da bir kule var. Önce bir kuleye uğrayalım. Ondan sonra şuraya uğrayalım. Abi yolun tersi düzü neresi onu da bilmiyoruz. Harita falan yok çünkü. İn baba. Dur bakalım. Buralarda belki bir şeyler buluruz. Var mı bir şey? Görünürde bir şey yok zaten. İn aşağı. Bak karaktere bak. Ne oluyor oğlum? Arabanın motorunu falan sökebiliyoruz. Radyatör falan sökülüyor. Yenisini bulduğum zaman yenisi falan takılabiliyor öyle. Aa bak şurada bir şey var dur. Bak bidon var neymiş bu? Oo mazot bulduk. 1.1 litre. Hemen baba fullleyelim depoyu. Aç kapağı. Oo biraz içinde yağ da varmış yalnız bu ara... Şimdi araca böyle katkılı yağ falan karışık bir şeyler koyduğunuz zaman araç yavaş gitmeye başlıyor. Ben dün biraz denerken başıma geldi. Böyle yağ katkılı bir şeyler vardı. Bayağı karışık hatta. İçinde su var, yağ var, dizel var falan. Araç 20 ile gidiyor. Daha fazla hızlanmıyordu. Mecbur oyunu kapadım. Tekrar sıfırdan başladım falan. Yani eve dönmek de ayrı bir problem bunda. Evet bak akşam oluyor mesela. Şimdi dur bakalım. Şuradan başlayalım. Neler var neler yok. Karakterin gölge yok. Oyun eğlenceli ama ya. Oğlum burada buraya giriş yok mudur? Oyun eğlenceli yani. Ayna. Su varmış ama suya ihtiyacımız yok şu an. Bu ne? Aa bak mavi boya. Arabayı boyayalım mı? Boyarız herhalde. Yalnız gece oluyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Dur bakalım aracı boyayalım şöyle. Aa boyanmıyor mu? Allah Allah. Mavi boya var ama boyanmıyor. Herhalde boyanmıyor ya. Yani bir şey söyleyeyim mi? Çok karanlık şu anda. Bir uyuyalım mı? Bir uyuyalım ya şöyle. V'ye basıl tuttuğunuz zaman şöyle. Adam uyuyor. Saatler geçiyor. Evet sabaha karşı. Burada başka bir şey yok. Üst kata doğru çıkalım.
araba koltuğu ihtiyacımız var mı? Yok. Normal yatak, buna da ihtiyacımız yok. Bu neymiş? Aa bak, hortum. Dursun. Nerede bizim araba? Lazım olur abi. Hortum kolay kolay belki her yerde bulunmuyordur. Bir tane var ama olsun, yedek koyalım. O işte yer kaplayan bir şey değil. Tekrar çıkalım üst kata. Aa, ışıkları varmış buranın. Açalım. Bak bak, tavşanlara bak. Bu tavşanlar işte saldırıyor, sizi öldürüyor. Tavşanlar tehlikeli. Aha. Bu ne abi? Vay. Yakıt. Bir yakıt daha. Bunu da şöyle arabanın oraya doğru hop aşağı bırakalım, alırız. Bu ne? Sepet. Gerek yok, at gitsin. Bir üst kata bakalım yine. Sonra aşağı ineriz. Oo, burası bayağı yüksekmiş ya. Anam. Bir daha çıkalım. Bayağı yüksek buralar. Düşmeyelim de aşağı. Buralarda bir şey yok ya. Şu alt kata inelim bakalım, burada bir şey. Sepet. Başka bir şey yok burada. Şuraya aşağı şey attık. Oğlum tavşan saldırma. Böyle yakıt şeyi attık buraya. Peki bu tam yakıt mı? Aynen, %100. Tavşan. Korkutma. Evet, bu da tamam. Tamam, burada başka bir şey yok. Yola devam. Yani şöyle gelmiştik herhalde. Buradan devam edelim. Oyunu arada bir kaydedelim. Arada bir kaydedelim. Save diyelim. YT1 yazmıştım. YT2 yazalım buna da. Samet böyle yapıyordu. Hani olası bir aksilikte bir önceki kayıda dönmek için. Etrafa baka baka gidelim. Allah, bak taşa çarptık. İnşallah bir şeyler dökülmemiştir. Her şey duruyor bagajda ama. O kule var da kuleye gitmeyeceğim abi. Oraya çıkış yoktur diye tahmin ediyorum. Dün de çünkü öyle bir kule gördüm ben. Çıkışı yoktu yani, oraya çıkılmıyordu. Sadece kule, öyle duruyordu kule. Şurada bir gözetleme kulesi var yine. Ama uzak gözüküyor. Şurada bir istasyon gibi bir şey var. Ya da ev gibi bir yer var. Bak oraya girelim. Ne oldu da bir şey düştü yere. Kesin tavşandır. Tavşanlar bir yere çarpıp ölüyor çünkü. Ha, değilmiş. Aa, bunu arabamızın arkasına takabilir miyiz ki? Dur bakayım. Bak, lastik var mesela yerde. Bunu takarız herhalde arabamızın arkasına. Dur bakayım, şöyle bir yanaşalım iyice. İyi olur. Bir şeyleri taşırken.
Nasıl takacağız bunu? Ha, F'ye bak. Ha, süper. Abi evet, çok iyi oldu. Dur bakayım, lastikleri sağlam mı? Bu lastik biraz sıkıntılı gibi. Şu lastik... Aa, bu motosiklet lastiğiymiş la. İncecik. Bu neymiş? Allah, neymiş ki bu? Aha bak, sağlam bir cooler tank. Yalnız içinde yağ katkısı var bunun ya. Aha, mazot bulduk. Vallahi mazot buldum. Arada bir etrafı kontrol edelim de tavşan saldırısına uğramayalım. Bak, yakıt koydukça gaz katkısı yavaş yavaş bitmeye başlıyor. İyi. Dur, bu bidonu da alalım yanımıza biz. Bizim kaput. Olur mu ki buna? Bunlar sökülüyor böyle. Dur bakalım. Oldu mu? Olmadı. Olmadı. Heh. Biz bunlardan mazot alamıyoruz herhalde. Bu ne la? Bu la bokmuş. Püh, ata. Bu arada kendimiz de yapabiliyoruz. Böyle B'ye bastığınız zaman tuvaletinizi yapıyorsunuz. Yere bırakıyor. Aha bak, bırak. Yuh. Yuh be kardeşim be. Dur bakalım içeride ne var ne yok. Bu ne abi? Temizlik için herhalde. At bakayım. Süngerimiz vardı bizim. Ama pas tabii, bu paslı olduğu için buna bir şey yapamıyoruz. Bakalım. Kapılar bizim arabaya uymaz herhalde bunlar. Her şey, bizim kapılarımız sağlam mı? Ya bizim kapılar sağlam ya, sıkıntı yok. Aha. Yağ. Yağımız ne durumda bizim? ...4.9 daha varmış ya, bunu yanımıza alalımız. Şöyle koyalım. Bu ne abi? Radyo, gerek yok. Bu ne? Aa, lamba. Bizim aracın farları ne durumda ki, hiç bakmadık daha. Dur bakayım. Kısalar uzunlar var. Bakalım. Ön farlar sağlam. Arka farlar yanmıyor mu ya? Bilmiyorum. Arka farlar şu an için çalışmıyor gibi. Akü yok galiba oyunda ya. Akü olayını hiç görmedim. Kaportadan akü falan sökülmüyor yani. Kaputun altından. Bu neymiş abi? Bu ne? Bu ne abi? Müzik kutusu gibi bir şey herhalde. Aha. Neymiş? Oo, bu katkılı ya, bu olmaz. Araca sıkıntı yaşatıyor bu. Burada ayna var. Sünger geç, sünger geç. Aa, bizim süngeri dur değiştirelim ya. Bunu at abi. Bu sünger eminim sıfırdır. Tamam, bu kalsın. Bakalım. Başka da bir şey yok herhalde burada. Başka bir şey yok abi görünürde.
Burada bir kayıt alalım biz yine. Buna da YT3 yazalım. YouTube 3 anlamında. Save diyelim. Daha sonra bu, şu diğerlerini sileriz. Şu da dün benim deneme amaçlı işte girdiğim. Save. Kaydettim. Öyle dur. O da duruyor. Bu arkadaki inşallah çok savrulmuyordur ha. Böyle sağımıza solumuza bakalım. Ulan şu kuleye gideceğim. İçimde kaldı. Gideceğim hadi. Bakayım kendime. Tipe bak. Bak bak. Aynaya bakınca bakıyor yalnız ha. Çok iyi. Bakarsanız güzel bir şeyler çıkar ya. Altında, sağında, solunda. Ama sanmıyorum yani. Çıkılmıyordu oraya. Ben söylediğim gibi baktım öyle bir yere. Çıkılmıyordu. Unutmayalım. Şuradan devam edeceğiz. Bu arada video açıklamasında oyunun Steam indirme linkini bırakacağım arkadaşlar. 20.50 TL olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 20 lira yani oyun. Satın almak isteyen arkadaşlar varsa video açıklamasındaki linkten satın alabilirler. Şu an boşuna gidiyoruz gibime geliyor ama dur bakalım. Bakarsanız boşa değildir. İçimizde kalmasın. Etrafını dolaşalım. Evet, gördüğünüz gibi çıkış yok oraya. Şurada bir ışık var ama o neyin ışığı anlayamadım. Dur bakayım. Ne yaptık biz şimdi? Olay ne? Olayı anlayamadım. Kol gibi bir şey orada, çeviriyorum. Kapı mı açılıyor diyeceğim ama yok, öyle bir açılan kapı da yok. Neyse biz devam edelim yolumuza. Evet, şu taraftan geldik. Devam edelim yolumuza. Eve bir daha dönmeyebiliriz. Öyle gözüküyor. Çünkü bayağı bir gidiyoruz gidiyoruz. Boşu boşuna eve dönersek şimdi bir daha yolda yakıt makıt bulamayacağız. Şuradan yola çıkalım biz yine. Yani güzel gidiyor ha. Arkadaki biraz savuruyor gibi. Abi yol nerede? Yol. Taş, taş. Taş. İnşallah bir şeyler dökülmedi. Yok. Bak ufacık taş bizi ne hale getirdi. Abi otobüs çok istiyorum ya. Samet'in kullandığı otobüsü gördüm. Çok keyifli. Ve depolama alanı bayağı fazla olduğu için körüklü otobüs böyle upuzun. O otobüsü inşallah biz de keşfederiz. Biz de bulabiliriz. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Oyun devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar muhakkak yazın. Biz şuraya uğramış mıydık? Uğradığımız yer burası mıydı? Hadi bakalım şimdi anlarız. Evet burası. Şimdi buradan devam edeceğiz o zaman. Evet akşam oluyor. Yavaş yavaş.
Evet, buradan devam ki. Oyunun sonu yok galiba. Böyle oyun sürekli araç sürerek, bir şeyler bularak, hayatta kalmaya çalışarak devam ediyor galiba oyun. Yani biz böyle hiçbir şey göremeyiz ki. Bir uyuyalım yine. Biz böyle hiçbir şey göremeyiz. Uy baba. Evet, sabah karşı. Divan. Oyunun isminden belli zaten. The Long Drive. Aha, ne oldu? Aha, uçan daire. Evet, böyle bir olay var oyunda. Böyle uçan daire geliyor, aracınız stop ediyor. Ondan sonra tekrar çalışıyor tabi. İlla durmak mı gerekiyor, anlamadım. Evet. Böyle bir olay da var oyunda, böyle üstümüzden geçiyor. Aracını stop ediyor. Ya bazı kayalıklar böyle ev gibi gözüküyor da değil. Şey değilmiş. Böyle gemi gibi gördüm ama değilmiş. Valla bir gemi bulsak var ya, of, efsane olur. İçinden inanılmaz loot çıkıyor. Ve gemi mi lan o? Abi gemi olabilir şu. Kayaya benziyor ama gemi de olabilir. Böyle taş, aman aman kardeşim. Aman kardeşim. Kaya mı lan o? Oğlum boşuna gidiyordu, olabiliriz bak ha. Kaya ya, yok. Boşa gidiyoruz. Aynen, daş. Lan! O bir rahat dur. Evet, biz devam edelim. Yolu bulduk. Şöyle bir kaydedelim. 3 yazmıştık. YT 4 yazalım buna da. Bak, kayaymış orası. Daha net gözüküyor. Aha gemi. Aha vallahi gemi. Abi gemi bulduk. O gemiye kadar gidelim. Size orada geminin olayını göstereceğim. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Ama o gemiye gidelim. Orada kayıt alırız, orada bitiririz. Yalnız o bayağı uzak. Yakıtımız var. Oraya kadar yeter inşallah. Vallahi gemi bulduk. Buradan dalalım abi direkt.
stok yaparız yakıtlardan. Yardır baba, yardır, yardır. 90'la gidiyoruz. Çok uzak ya. Yolu inşallah buluruz tekrar. Yolu bulamazsak yandık. Az kaldı, az kaldı. Geliyoruz. Bekle bizi gemi. Biz geliyoruz. Bekle bizi. Abi gemi, vallahi gemi gördüğüme bu kadar sevinmemiştim yani. Hayatım boyunca. Bu oyunda gemi görünce seviniyorsunuz. Çünkü en çok yakıt geminin altında çıkıyor. Bunun arkasına falan koyunca inşallah böyle zıplayıp fırlayıp gitmez bir yerlere yedek aldıklarımız. Girişi şuradan galiba. Evet, geldik. Bakın altı komple varil dolu. Evet, ben geldim. Hemen şurada bir önce bir kayıt alalım abi. Şöyle YT5 save dedik abi. Şu 1 falan artık silelim. Sil abi. 2'yi de sil. 3'ü de sil. 4 kalsın sadece. Evet arkadaşlar. Variller burada. Bakın. Buradan böyle geliyorsunuz, bakıyorsunuz. Bak bu karışım mesela. Bunu almamak lazım. Hani çok zor durumda kalmanız lazım bunu almanız için. Çünkü araç çok yavaş gidiyor. Gel bakalım dayı, sende ne var ne yok. Bu boş. Şöyle gidelim. Bak bu da karışım. Bunlar işte sıkıntılı. Çok varil var, hepsine bakmamız lazım tek tek. Bu sadece yağ. Boş. Bu da karışım. Boş. Hayda oğlum, adam akıllı bir şeyler bulsaydık. Sadece yağ. Boş. Boş. Bayağı karışık. Boş. Bunlara baktık herhalde değil mi? Aha. Abi. 49.3 litre. Çok ağır olunca da taşınmıyor ha. Böyle yavaş yavaş hareket ediyor. Bunu direkt buraya alalım. Vallahi oldu. Şöyle yaslayalım abi seni buraya. Abi çok iyi oldu. 49 litre. Çok iyi. Lan zıplasana. Heh. Ha, bakmış mıydık? Karışım. Nerede kaldık abi biz? Gazoil. Sadece oil. Empty. 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 Alkol. Ya. Aha gaz. Aha 51 litre daha gaz abi. Saf gaz hem de. Bunlar bize
baya baya yeter. Baya baya. Ama otobüs bulduğumuz zaman da dizel arayışına geçeceğiz. Çünkü otobüs de dizelle çalışıyor. Aslında bir tank da dizel mi alsak yanımıza? Ne yapsak? Ya bunlar yolda giderken işte fırlayıp gitmezse böyle baga girip iyi olur. Buraya bir tane daha konur mu? Vallahi konabilir. Konabilir. Belli olmaz. Bir tane dizel bulalım o zaman. Lan tavşan oğlum. Öldürür bunlar bizi. Vallahi saldırırlarsa direkt öldürürler. Kaydımız var ama sıkıntı yaşatırlar bize. Bunlara baktık sanırım değil mi? Alkole falan bakmıştık evet. Yağdı. Yağ. Alkol. Karışık. Boş. Karışık. Boş. Dur baba. Bende ne var? Yağ. Karışık. Karışık. Boş. Dizel var mıydı hiç? Hiç dizel yoktu galiba değil mi ya? Sadece dizel. Sadece dizel varsa onu da alacağım. Boş abi. Boş. Ya. Empty, empty. Empty. Sanırım sadece dizel yok. Ya. Şu neydi? Bu boştu galiba. Karışık. Evet abi. Yalnız bu çok iyi oldu bizim için. Bak tavşan mal ölmüş burada. Vallahi süper ötesi oldu. Mesela bunlardan birini alıp şöyle aracı direkt fullleyebiliriz. Şöyle yapabiliyoruz. Ne kadarmış? 6.6 litremiz varmış bizim. Böyle alıyoruz abi. Hop. Direkt 39 litreyi bu şekilde tamamlayabiliyoruz. Bak altında yağ oranı da düşmeye başlıyor. Bak artık %99 benzin oldu. En azından %100 olur o. Biz fullleyelim de. Olur bir bug olur, bir şey olur, bunlar fırlar gider ya da kayıda geri döndüğümüz zaman bir daha gözükmeyebilir. Ne olur ne olmaz. Evet abi, aracı fullledik. Bunu tekrardan koyalım buraya. Evet. Şöyle aracımızın içine geçelim. Burada kaydedelim. Save. YT6 diyelim. Save. 4'ü de artık silelim. 5 ile 6 kalsın. Evet arkadaşlar, oyunumuz gördüğünüz gibi bayağı eğlenceli aslında. Güzel vakit geçirtir insana. Bayağı eğlenceli. Bol bol böyle yakıt vesaire bulmakla uğraşacağız. Yeni araçlar keşfedeceğiz. İşte mesela atıyorum aracın motorunu değiştireceğiz. İşte daha böyle temiz motor bulacağız. Onu takacağız. Motor falan. Bakın çıkıyor böyle. Ne oldu lan? Bir şeyler döküldü, bir şeyler oldu. Bak suyumuz falan. Yani radyatör mesela, eski temiz radyatör bulursak
Temiz radyatör falan takacağız böyle. Kaput bulursak kaput takacağız. İşte kapı, aynadır vesairedir. Her şeyi böyle yavaş yavaş yapacağız. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Söylediğim gibi video açıklamasında oyunun indirme linkini bulabilirsiniz. Steam indirme linkini. Sizler de satın alıp oyunu oynayabilirsiniz. Devamının gelmesini istiyorsanız muhakkak yorumlarda belirtin. Like'larınızı da belirtin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sizin beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.